Geçen hafta koligatif özellikleri incelemeden önce daha karmaşık sistemlerden bahsetmeye başlamıştık. İncelediğimiz örnekte iki bileşen, iki de faz vardı. Tabanda bir sıvı fazımız, tabanda bir sıvı fazımız, üstte de bir gaz fazı ve iki tane bileşenimiz var. Bunlar A ve B. Sıvı fazdaki bileşenlerin konsantrasyonları X, A ve X, B. Bunlar tabii mol kesirleri. Gaz fazındaki mol kesirleri ise Y, A ve Y, B. Geçen hafta serbestlik derecesine bakmıştık. Yani bu karışımı tam olarak tanımlamak için kaç tane değişkene gerek olduğunu araştırmıştık. Ve bunun için iki değişkene gerek olduğunu veya serbestlik derecesinin iki olduğunu görmüştük. Hatırlarsanız elimizde dört tane değişken vardı. P ve T ek olarak sıvı fazdaki bileşim ve gaz fazındaki bileşim. Bunlar da genellikle XA veya XB ile YA veya YB olarak alınır. Çünkü bunların toplamları bire eşittir ve sadece bir tanesinin bilinmesi yeterlidir. 4 bileşenle başlıyoruz ama bu bir karışım olduğundan dolayı burada bazı sınırlamalar var. Bunlardan birisi kimyasal potansiyellerin birbirine eşit olması şartı. Yani A'nın sıvı fazdaki kimyasal potansiyeli yine A'nın gaz fazındakine eşit olması gerekir. Aynı şekilde B'nin sıvı fazdaki kimyasal potansiyeli de yine B'nin gaz fazındaki kimyasal potansiyeline eşit olması gerekir. İşte 4 tane değişkenle başlamıştık. Sıcaklık, basınç, XA ve YA. Ancak bazı sınırlamalar vardı. Sıvı fazdaki mu A, gaz fazdaki mu A'ya ve sıvı fazdaki mu B'de yine gaz fazdaki mu B'ye eşitti. Çünkü burada denge durumu olduğunu farz etmiştik. Değişken sayısından sınırlama sayısını çıkardığımız 4 eksi 2 serbestlik derecesi olarak bize 2 çıkıyordu. Dolayısıyla bu karışım için her şey bilinmesi gerekiyorsa sıcaklık ve basınç yeterlidir. Her şeyi bilmek için yeterlidir. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Sıcaklık ve basıncı bildiğimize göre ve iki tane de bileşen varsa su ve alkol gibi bileşenler hakkında her şeyi söylemeniz mümkün. Bu son derece önemli. Bu genel Gibbs faz kuramının bir alt örneği. Gibbs faz kuramına göre C tane bileşeniniz varsa, P tane de fazınız varsa serbestlik derecesi C eksi P artı 2 şeklinde verilir. Bu bileşen sayısı, bu da faz sayısı. Bugün bunu ispat etmekle işe başlayacağız. Daha sonra bu problemi tekrar inceleyeceğiz. Burada yapmamız gereken ilk iş Gibbs faz kuramını ispat etmek. Dolayısıyla önce elimizde olan değişkenlerle başlayalım ve sonra buna sınırlamaları ekleyelim. Elimizde ilk başta dışarıdan kontrol edebileceğimiz iki tane değişken var. Sıcaklık ve basınç. Dolayısıyla işe bunlarla başlıyoruz. Elimizde bir sürü de faz var. C tane. Ve her fazın bileşimini tanımlamamız gerekiyor. Yani bir alfa fazında kaç tane mol kesri olduğunu göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla buradaki alfa fazında bulunan sıvıdaki mol kesri XA ile gaz halindeki mol kesri YA'yı tanımlamamız lazım. Elimize bir alfa fazı var ve bu fazda belli sayıda bileşen var. Dolayısıyla her bileşenin mol kesrini tanımlamamız gerekir. Ve buna da XI diyelim. Peki buradaki bir sınırlama
Nedir? Buradaki sınırlama nedir? Buradaki sınırlama şu, tüm bu kesirlerin toplamı bir olmak zorunda. Yani kısaca mol kesirlerinin toplamının bir olması gerekir. Burada alfa fazı üzerindeki sınırlama bu bir değil C olmalı. İ 1'e değil C'ye gidiyor yani. Ama burada C tane değil C eksi bir tane mol kesri olması yeterli. Yani yukarıdaki XA ve XB'nin ikisini de bilmek zorunda değiliz. Çünkü bunların toplamı 1'e eşit. Dolayısıyla bir fazın bileşimini tanımlamak için C eksi bir tane mol kesrinin bilinmesi yeterlidir. Ancak elimizde bir tane değil, P tane faz var. Yukarıda C tane bileşen olacak, yanlış yazılmış. P tane faz olduğuna göre her faz için bileşimi tanımlamamız gerekiyor. Dolayısıyla P çarpı C eksi bir tane mol kesri tanımlamalıyız. İki tane de ek değişkenimiz var. Yani denge şartını göz önüne almadan elimizdeki toplam değişken sayısı 2 artı P çarpı C eksi 1 oluyor. Evet, bu sistemin temel tanımı. Şimdi de yukarıdaki sınırlamaları burada da uygulayalım. Kimyasal potansiyelleri alalım. Sistem dengede olduğuna göre her fazdaki her bileşenin kimyasal potansiyeli birbirine eşit olmalıdır. İ inci bileşeni alalım. Buna göre birinci fazdaki mu i eşittir ikinci fazdaki mu i eşittir üçüncü fazdaki mu i o da eşittir p'ninci fazdaki mu i şeklindedir. Kısaca her bileşenin tüm fazlardaki kimyasal potansiyelleri birbirine eşit olmalıdır. Eğer denklem sayısını sayarsanız yani aradaki eşittir işaretlerini bunun p-1'e eşit olduğunu görürsünüz. Başka bir deyişle denge durumundan kaynaklanan sınırlama p-1 tane denge işaretiyle gösterilmektedir. Buradan p-1 tane sınırlama olduğu ortaya çıkar. Ve bu her bileşen için geçerlidir. Yani her bileşenin kimyasal potansiyeli tüm fazlar boyunca birbirine eşit. Bir tane bileşen için p-1 tane sınırlama varsa, c tane bileşen için c çarpı p-1 tane sınırlama söz konusudur. Dolayısıyla toplam sınırlama sayısı c çarpı p-1 olarak bulunur. Burada değişkenler var, burada da sınırlamalar. Dolayısıyla serbestlik derecesi p çarpı c-1 eksi c çarpı p-1 artı 2 şeklinde bulunur. Bunu sadeleştirirsek burada pc var, burada da eksi cp, buradan eksi p, buradan da artı c gelir. Dolayısıyla serbestlik derecesi f eşittir c eksi p artı 2 şeklinde bulunur. Burada yapmanız gereken yegane şey değişkenlerin sayısını ve sınırlamaların sayısını bulmak. İşte hepsi bu. Pekala, bunu nasıl buldunuz hakkında bir sorunuz var mı? Harika. Yani artık ideal çözeltilere geçebiliriz. İlgili şekli çizmiştik. İki bileşen var. A çözücü olarak davranıyor ve uçucu B'de çözünen olarak davranıyor ve uçucu değil. Dolayısıyla ilk durumu yazalım tahtaya. A uçucu olan bileşen, yani çözücü. Bu mesela su olabilir. B ise çözünen olup uçucu değil. Burayı tekrarlıyorum. B ise çözünen olup uçucu değil. A uçucu, B ise değil. Örneğin şeker.
Karışımımızda şekerli su. Pekala. Taze bir çözelti alırsak, bunun şimdi çizeceğimiz diyagram tarafından son derece iyi bir şekilde tanımlandığını iyi tanımlandığını görürüz. X ekseni 0 ile 1 arasında değişirse ve burada da çözünenin mol kesrini kullanırsam, çözünenin mol kesri biliyorsunuz xB idi. X5'tir. 0 iken elimizde saf su var. XB eşittir 1 ise elimizde saf şeker mevcut demektir. Y eksenine de toplam basıncı koyayım. Dolayısıyla elimizde sulu bir çözelti varsa toplam basınç suyun buhar basıncına eşit olacaktır. Tabii sıcaklığın belli bir T değerinde sabit tutulması gerekiyor. Kısaca bu eksendeki toplam basınç saf suyun kısmi buhar basıncına eşit. Tabi burada görüldüğü üzere elimde hiç su kalmazsa ve sistem sadece şekerden ibaretse basınç diye bir kavram da söz konusu olmaz. Tabi şekerin hiç uçucu olmayan bir madde olduğunu farz ediyoruz. Ancak az da olsa bir buhar basıncı var. Oda sıcaklığında örneğin 10 üzeri eksi 13 tor gibi bir değer. Bunu da temel olarak sıfır almakta bir sakınca yok. Buna göre iki noktayı birbiriyle bir düz çizgiyle birleştirdik. Burada A maddesinin buhar basıncı XA çarpı PA yıldız şeklinde verilir. Burayı XA'ya göre de yazabiliriz. Bu durumda XA birden sıfıra gider. Çünkü XA artı XB eşittir 1'dir. Buradaki ifadeyi dolayısıyla 1 eksi XA çarpı PA yıldız olarak da yazabiliriz. Buradaki yıldızın anlamı saf su olduğunu göstermektedir. Veya saf A olduğunu, PA da karışımdaki buhar basıncını göstermektedir. Bu durumda bu toplam basınca karşılık gelmektedir. Çünkü A'dan başka buhar basıncına sahip başka bir şey yoktur. Bu ifadeye Rolle yasası adı verilir. Rolle yasası. Bu ifade Rolle yasası olarak bilinir. Bunu kullanacağımız ilk yer, ilk koligatif özellik olan buhar basıncı düşmesidir. Başka bir şey vurgulamak istiyorum. Eğer çözelti yukarıda verdiğimiz bu kanuna uyuyorsa buna ideal çözelti denir. Mesela su şeker çözeltisi gerçekten böyle bir düz çizgi vermekte. Yani şeker miktarı ile buhar basıncı doğrusal değişiyorsa bu bir ideal çözeltidir. İdeal çözelti olarak veya ona yakın olarak davranan birçok karışım mevcuttur. İdeal çözelti yaklaşımı gayet iyi bir yaklaşımdır. Özellikle sıfır konsantrasyon bölgesinde ideal çözelti yaklaşımı son derece kullanışlıdır. Şeker miktarının çok düşük olduğu bölgede sistem ideal çözelti davranışına uyar. Şimdi içinde şeker bulunan bir bardak su alalım. Burada bardağım var, içinde heykel var. Burada da su içinde çözelmiş olan şeker molekülleri. Tepede de belli bir buhar basıncı var. PA veya PH2O. Peki size şunu sorayım. Buradaki buhar basıncıyla saf suyun buhar basıncı arasında ne fark var? Başka bir deyişle PA yıldız eksi PA nedir? Bu çözelti Rolle yasasına uyuyor. Dolayısıyla bu ifade PA eşittir PA yıldız çarpı XA şeklinde yazılabilir. Burada 1 eksi XA çarpı PA yıldız olur.
1 eksi xa'da xb olduğuna göre en son ifade xb çarpı pa yıldız şeklini alır. Bildiğim tek şey bunun bir pozitif sayı olduğu. Xb pozitif ama birden küçük bir sayı. Pa yıldız da pozitif bir sayı. Tabii bu değer de sıfırdan büyük. Bunun anlamı suya bir çözünen katılması durumunda buhar basıncının düşeceği. Yani suyun buhar fazındaki basıncının düşeceği. Bu kadar basit. Suyun buhar basıncı düşüyor. Şimdi artık bir adım daha ileriye gidip faz diyagramını çizebiliriz. Faz diyagramını çizerken x eksenine sıcaklığı, y eksenine de basıncı koyarsak burada bir üçlü noktamız var. Burada da gaz sıvı çizgimiz var. Ve bu da kritik noktaya kadar uzanıyor. Burası gaz bölgesi, burası da sıvı bölgesi. Tabii katı sıvı çizgimiz burada. Eğim negatif. Bu sefer doğru yaptık sanırım. İşte burası katı bölgesi. Pekala bu saf su için. Şimdi de şekerli su için benzer bir diyagramı çizeyim. Yukarıda bunun Rolle yasasına uyduğunu söylemiştik. Gerçekte elimizde olan şey gaz ile sıvının beraberce mevcut olma hali. Gaz ile sıvının beraberce mevcut olma halinde şekerli su için suyun buhar basıncının saf halindekinden daha düşük olduğunu görmüştük. Buna göre gaz ile sıvının beraberce mevcut olma durumunu göz önüne alırsak ki bu şu hat üzerinde gösterilmekte, şeker mevcudiyetinde bu hat daha aşağıya doğru kayar. Çünkü şeker varken suyun buhar basıncı saf haldekinden daha düşüktür. Dolayısıyla tüm çizgi aşağıya doğru kayar. Katı durumuna gelince elimizde katı su vardır ve şeker de kristallenerek ayrılır. Bu durumda şekerle su birbirini hiç görmez. Elimizde büyük bir saf su kütlesi olur. İçinde sağda solda birkaç tane şeker molekülü kalabilir. Dolayısıyla bu durumda saf katı su ile saf su buharı arasında büyük bir fark yoktur. Gaz fazında hiçbir şeker yok ve katı su da tamamen saf sudan oluşmakta. Elimizde büyük bir buz kütlesi var. İçerisinde orada burada bir iki tane şeker molekülü bulunabilir. Dolayısıyla buradaki değişimin pek fazla olmayacağı görülür. Değişim birbirine çok yakın olur. Tabii üçlü noktada biraz aşağıya kayar. Şimdi de katı sıvı beraberce mevcut olma çizgisine bakarsak, burada katı ile sıvının beraberce mevcut olma durumu hakkında bir tahmin yapabiliriz. Eğer şuralarda bir yere bir bar diyelim. Bir bar. Oda sıcaklığı da şuralarda bir yerde. Oda sıcaklığı su tamamen sıvı halde biliyorsunuz. Bunu uzattığımız zaman bu 273 Kelvin'e karşılık geliyor. Saf su için. Suyun erime sıcaklığı bu tabii ki. Şimdi eğer suya biraz şeker katarsak ve diyagramımızı takip edersek bulduğumuz şey suyun erime noktası olur. Bu bir T1 sıcaklığına karşılık geliyor. Bu T1 sıcaklığı da 273 Kelvin'den daha düşük bir sıcaklık. Hepimiz bunu biliyoruz zaten değil mi? Suyun içine bir safsızlık olarak tuz veya şeker gibi bir şey katarsak erime noktasının aşağıya düşeceğini yani azalacağını bilmeyen yoktur. Bu direkt olarak yukarıdaki ifadeden çıkar. Şimdi koligatif özelliklere gelirsek bunu kimyasal potansiyeller cinsinden incelememiz gerekiyor. Buna göre suyun saf haldeki kimyasal potansiyeli ile şekerli suyun kimyasal potansiyeli arasında farkı belirlememiz gerekir ve bunu ciddi bir şekilde yapmamız lazım. Burada göstermek istediğimiz şey
tüm bu koligatif özelliklerin birbiriyle ilişkili oldukları. Evet. Diyagrama bakınca bu görülüyor zaten. Ben küçük bir çocukken bile bunun farkındaydım. Zaten bunu herkes bilir. Mesela suya tuz attığınız zaman çeşitli şeylere sebep olacağını bilirsiniz. Özellikle buhar basıncının düşeceğini ve özellikle erime noktasının düşeceğini çok iyi biliriz. Annem bana makarna pişirirken suya tuz katmasının sebebini suyun daha yüksek sıcaklıkta kaynaması olarak anlatırdı. Bir müddet buna inandım ta ki termodinamik okuyana kadar. Suya bir çentik tuz ilave ettiğimiz zaman suyun sıcaklığının ne kadar değişeceğini de gerçekten hesapladım. Biliyor musunuz ne kadar ufaktı? Lütfen hesaplayın. Bu çok çok küçük bir değer. Suyun sıcaklığında hemen hemen hiçbir değişiklik yapmayacak kadar küçük. Bu değişiklik o kadar küçüktü ki bunun fark edilmesi hemen hemen imkansızdı. Tuz eklemenin o halde yegane sebebi sadece ve sadece biraz tat vermek için. Başka hiçbir sebebi yok. Sıcaklık artışıyla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Pekala. Herhangi bir soru var mı? Şimdi sistemi biraz daha karmaşık hale getirelim ve elimizde uçucu olmayan bileşen yerine bu karışım olsun. Yani iki bileşen de uçucu olsun. Elimizde iki tane uçucu bileşenden oluşmuş bir karışım alalım. Evet. Evet, elimizde iki tane uçucu bileşenden oluşmuş bir karışım olsun, örneğin su ve alkol gibi. Tipik bir martina gibi, martini gibi veya margarita, en sevdiğiniz içki neyse. Burada XB'miz ve XA'mız var. Sonra YA ve YB'miz var. Burada her iki bileşeninde birbirlerine göre Raoult yasasına uyduğunu varsayacağız. Yeni bir diyagram çizelim. Basınç şurada olsun. Sadece bir bileşimin değişimini alalım. Burada A'ya odaklanalım. A'nın B'nin mevcudiyeti altında kısmi basıncının Raoult yasasına uyduğunu biliyorum. A daha uçucu bileşen olsun. Yani PA yıldız büyüktür PB yıldızdan. Dolayısıyla saf A'nın kısmi basıncı, ha tabii burada sıcaklık T1 değerinde sabit tutuluyor. Saf haldeki B'nin kısmi basıncından daha büyük olacak. Çünkü A çok daha uçucu bir bileşen. Dolayısıyla PA'yı XB'nin fonksiyonu olarak grafiğe geçirirsem, tabi sınırlarım 0 ile 1 arası. Raoult yasasına göre PA yıldız değerinden başlayacağım ve doğrusal olarak XB eşittir 1 değerine kadar gideceğim. Aynı şeyi B'nin kısmi basıncı içinde yapabilirim. A'nın varlığında tabi B bileşenine ve B'nin kısmi basıncına bakalım. Ortamda safsızlık olarak A var. Burada B, A mevcudiyetine Raoult yasasına uyuyor. Burada aynı x eksenini kullanırsak buraya xA'yı koyarsam burada 0, burada 1 olsun. Konsantrasyonu kısaca tersine çevirdim. Burada x eşittir 0 ise burası saf B'ye karşılık geliyor. PB yıldız PA yıldızdan daha küçük olduğundan burada aşağı bir noktadan işe başlıyorum. Buraya PB yıldız değerini koyarsam düz bir çizgiyle bunu sıfır noktasına bağlayabilirim. PB'de
XB çarpı PB yıldız şeklinde verilir. Tabii ki değişim PB yıldızdan başlayıp XB'nin sıfır olduğu noktaya kadar düzgün bir şekilde devam ediyor. Bu PB, bu da PA'ydı. Toplam basınç P eşittir P artı PB oldu. Dolayısıyla incelediğiniz bu sistemdeki toplam basınç değişimi bu iki düz çizginin toplamı olur. Toplam basınçta görüldüğü üzere düz bir çizgiyle başka bir düz bir çizgiyle verdik. Mavi çizgiyle. Bu da P eşittir P artı PB veya XA çarpı PA yıldız artı XB çarpı PB yıldız. Burada XA ile XB arasında bir ilişki var. XA eşittir 1 eksi XB. Tabii ki bu ifadenin tek bir değişkene göre verilmesi gerekir. Peki bu diyagram bana neyi gösteriyor? Şimdi bunu nasıl çizdiğimizi unutup sadece buna bakalım. Burada yine x ekseni xb diyoruz. 0 ile 1 arasında tabi. Bu aralıkta toplam basınç PA yıldız ile PB yıldız arasında doğrusal olarak değişiyor. Burada T sabit. Neyin sabit olduğunu söylemek zorundasınız çünkü elinizde iki tane serbestlik derecesi var. Buradaki serbestlik dereceleri sıcaklık ki bunu sabit tutuyorum ve sıvı fazdaki bileşim ki bunu da sabit tutuyorum. Dolayısıyla bu iki serbest değişen XB ve T benim serbestlik derecelerim. Bunları kullanarak toplam basıncın ne olduğunu söyleyebilirim. Yani toplam basıncı XB ve T'ye bağlı olarak verebilirim. Burada T'yi sabit tutarsam toplam basınç sadece XB'nin fonksiyonu haline gelir. Tabii bu ifadeye bakınca T sabitse basınç sadece ve sadece XB'nin fonksiyonu olmalı. Bu bir çizgiyle verilir ve tabii bunun doğrusal olması şart değil ki bunu göreceğiz. Fazların beraberce mevcudiyeti durumunda diyagramda bir çizgiyle verilir biliyorsunuz. Bu çizgi bana sıvı fazla gaz fazının birlikte mevcut olduğu durumu göstermekte. Başka bir deyişle bu karışım için gaz ile sıvının beraberce mevcut olma çizgisi. Bu yukarıda çizdiğimiz beraberce mevcut olma çizgisinden farklı bir şey değil. Dolayısıyla bu diyagramda yukarıdaki gibi bir faz diyagramı olarak farz etmekte bir sakınca yok. Burada da beraberce mevcut olma çizgisi var. Ve ben bu çizginin üzerindeysem, mesela şu noktadaki bir basınçtaysam, biraz daha yüksek bir basınç seçmekte fayda var. Bu basınçta ve bu bileşendeysem, çizginin üzerinde değilim demektir. Bunun anlamı, sistemde gaz ve sıvı beraberce mevcut olması söz konusu değil. Ben bu beraberce mevcut olma çizgisinin çok üzerinde bir yerdeyim. Basınç yüksekse artık elimde bir gaz fazı yok demektir. Bu noktada toplam basınç o kadar yüksek ki gaz fazını baskılayarak onun oluşmasına izin vermiyor. Bunun anlamı bu eğrinin üst bölgesinde sadece sıvı fazın mevcut olması. Eğer bu üstte sıvı bölgesi varsa bu çizgide sıvı ile gazın beraberce mevcut olma çizgisidir. Bu çizginin altında ise sıkıntı başlamış demektir. Çünkü buradaki ilk izlenimimiz buranın da gaz bölgesi olduğudur. Çünkü yukarıda sıvı bölgesi var ve arada da sıvı ile gazın beraberce mevcut olma çizgisi mevcut. Ancak x ekseni burada da görüldüğü gibi sıvı fazın bileşimine göre değişiyor. Ama burada bir sıvı yok. Bu durumda da bu bölge hakkında herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Bu bölgede diyagram anlamını yitiriyor. Çünkü x ekseni bu bölgede olmayan bir fazı temsil etmekte. Dolayısıyla bu bölgeden bir bilgi elde edemeyeceğimize göre bizi ilgilendiren kısım Raoult kanunun geçerli olduğu ve sıvı fazı mevcut olduğu üst bölgedir. Dolayısıyla bu husus ile ilgili bir deney yapabiliriz. Bu üst kısımları temizleyelim.
İki tane faz var. Bu sıvı faz. Pekala, şu noktada bir yüksek basınçta işe başladığımızı düşünelim. Burada benim kabım var. Üstünde de bir piston olsun. Bunu etkileyen basınç P eşittir P1 olsun. P noktasını biraz aşağıya alayım. Buradaki P1 basıncına karşılık gelen bileşimde XB olsun ve basıncı yavaş yavaş azaltayım. Bu bileşimde başladım işe, biliyorsunuz. Bileşim değişmiyor. Sadece basıncı düşürüyorum, o kadar. Basıncı düşürüyorum, düşürüyorum, düşürüyorum ve bir noktada bu çizginin üstüne geliyorum. Peki bu çizginin üzerinde gelince ne oluyor? Burada sıvıdan kabarcıklar çıkmaya başlar. Burada artık buhar oluşumu da söz konusu. Yani burada kabarcık halinde bir miktar gaz oluşuyor. Burada sıvı var ve üstte de çok az bir miktar gaz. İşte bu yüzden bu çizgiye kabarcık çizgisi adı verilmekte. Kabarcık çizgisi adı verilmekte bu çizgiye. Burada basıncı düşürüyoruz. Burada da basıncı düşürdüğümüzü gösterelim. Basıncı düşürmeye devam edersem bu bölgeye geçmeyeceğim. Çünkü bu bölge bizim için bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla basıncı düşürmeye devam etsek bile hala beraberce mevcut olma çizgisinde kalacağım. Sadece ortaya çıkan gaz miktarı artacak. Yani sıvı faz daha fazla buhar fazına dönüşecek. Başka bir deyişle bu eğri boyunca hareket edeceğim. Basıncı daha azalttığım zaman bu bölgeye geçmeyip bu çizgi üzerinde kalacağım. Basıncı daha da düşürürsem daha fazla buhar ortaya çıkacak. Pistonumuz işte burada. Gaz fazı üstte, sıvı fazı ise aşağıda. Burada yaptığım şey sıvı fazı daha fazla miktarda gaz fazına dönüştürmek. O kadar. Bunu yaptığım zaman bileşimi de değiştiriyorum tabii ki. Sıvı fazdaki bileşimi tabii. Ya yani yeni bileşimi diyagramdan okursam, başladığım bileşim bu XB, sıvı fazdaki yeni bileşim de bu olacaktır. Buna da XB üssü diyelim. Bu sıvı fazda çözünenin artması anlamına gelir. Burada daha fazla B bileşeni mevcuttur başlangıç noktasıyla karşılaştırıldığında tabii. Hangisi daha uçucuydu? A mı B mi? A daha fazla uçucuydu hatırlarsanız. Pek basıncı düşürüp de kabarcıklar ortaya çıktığı zaman hangi bileşen daha fazla gaz haline geçecektir? Tabii ki A. Bunu yapınca gerideki sıvı B konsantrasyon açısından değişir. Basıncı düşürünce A açısından zengin olan kabarcıklar ortaya çıkacaktır. Tabii hem A hem de B buharlaşmaktadır ama A B'den çok daha fazla oranda gaz fazına geçer. Geride kalan sıvı ise daha az uçucu olan bileşence zenginleşir. Yani B açısından zengin hale gelir. İşte bu da damıtma sisteminin temelini teşkil eder. Bu damıtma işlemindeki ilk basamaktır. Şimdi sistemi biraz daha karmaşık hale getirelim. Ha, önce herhangi bir soru var mı? Sıvı fazdaki konsantrasyonu biliyoruz. Bildiğim başka bir şey ise bunun bana gaz fazındaki konsantrasyonu söylemesi gerektiği. Dolayısıyla gaz fazındaki bileşimi hesaplamak için gerekli olan her şey elimizde mevcut. Dolayısıyla elimde bu diyagramı tekrar çizip hesapları yeniden yapmam için gerekli verilerin hepsi var. Burada yapacağım şey artık x ekseninde x değerlerini değil y değerlerini kullanmak olacak. Diyagramı gaz fazındaki bileşimleri kullanarak tekrar çizeceğim. Bulmam gereken şey işte burada
P'yi x, b'nin fonksiyonu olarak yazmıştım. Benim istediğim şey ise toplam basıncın YB'ye göre olan değişimi. Aynen. Buna benzeyen bir diyagram çizebilirim. Tüm bu fark x ekseninde artık gaz fazı bileşimlerini kullanıyor olmam. Hemen işe başlayalım. Önce ne biliyorum ona bakalım. Dalton yasasını biliyorum bir kere. PA eşittir YA çarpı toplam basınç. Burada yapmaya çalıştığım şey toplam basınçla kısmi basınçlar arasındaki ilişkileri her türlü şekilde yazabilmek ve işime yarayacak bir şey bulabilmek. Bu Dalton yasası. Ayrıca PA eşittir XA çarpı PA yıldız. Bu da Rolle yasası. Ayrıca PB eşittir XB çarpı PB yıldız olarak da yazabilirim. Bu da PB için olan Rolle yasası. Bu da 1 eksi XA çarpı PB yıldız olarak yazılabilir. Benim aradığım şey ise gaz fazındaki bileşim. Toplam basınçta gaz fazındaki bileşim bir fonksiyonu. O zaman işe gaz fazındaki bileşimin sıvı fazdaki bileşimi olan bağlılığını inceleyerek başlayalım. YA eşittir PA bölü P şeklinde yazarsak. YA eşittir PA bölü P. Toplam basınçta PA artı PB'ydi hatırlarsanız. İki kısmi basıncın toplamı yani. Dolayısıyla bu ifade PA bölü P artı PB şeklinde dönüşür. Burada XA'yı buhar fazı konsantrasyonları YA veya YB'ye bağlamaya çalışıyorum. Bu basınç değerlerini nasıl sıvı fazdaki bileşime bağlayacağımızı biliyoruz. Hatırlarsanız bu kısmi basınçlar sıvı fazdaki bileşim saf haldeki buhar basınçlarının çarpımıydı. Yani Rolle yasasıydı. Buna göre bu ifade de XA çarpı PA yıldız bölü XA çarpı PA yıldız artı XB çarpı PB yıldız şeklinde dönüşür. XB'nin de 1 eksi XA'ya eşit olduğunu biliyorum. Bunu yerine koyup düzenlersek nihai ifademizde XA çarpı PA yıldız bölü PA yıldız artı parantez içinde PA yıldız eksi PB yıldız çarpı XA olarak bulunur. Burada yaptığım yegane şey XB yerine 1 eksi XA yazmak ve çıkan ifadeyi tekrar düzenlemek, o kadar. Böylelikle gaz fazındaki bileşimi sıvı fazdaki bileşimler cinsinden yazmış bulunuyorum. Bunları birbirinden zaten bağımsız değil, zaten ben bunu biliyordum. Bunların birbirinden bağımsız olmadıklarını bu şekilde matematiksel olarak da kanıtlamış oldum. Bunu elde ettikten sonra bunun tersini yapıp sıvı fazdaki bileşimi gaz fazındaki bileşenler cinsinden de yazma mümkün. XA yerine YA cinsinden yazmanızda bir sıkıntı olmaz. Bunu yaparsanız XA eşittir YA çarpı PB yıldız olur ki bir öncekine çok benziyor. Bölü PA yıldız, affedersiniz, PB yıldız artı PB yıldız eksi PA yıldız çarpı YA ifadesi elde edilir. XA YA'nın fonksiyonu. Pekala, artık Dalton yasasından başlayarak her şeyi bir araya getirebiliriz. Burada bulmak istediğiniz şey toplam basıncın gazın bileşimine göre değişimi. İşte toplam basıncımız burada. Bu da gaz fazındaki bileşimimiz. İşte PA. Gaz fazındaki bileşimi de sıvı fazdaki bileşim cinsinden bulmuştuk. Dolayısıyla P eşittir YA bölü PA. Bu da YA bölü XA çarpı PA yıldızı eşit. Eğer burada XA yerine YA cinsinden eşlerini yazarsak her şey tamam olacak. Çünkü toplam basıncı gaz fazı bileşimine göre olan değişimini bulmuş olacağız. İşte yapmamız gereken şey bu. Şu anda toplam basıncı sabitler, bu safhadaki buhar basınçları gibi ve A'nın gaz fazındaki konsantrasyonu cinsinden yazmaya çalışıyoruz.
Bunu yazabilmemiz için biraz yer açmam lazım kendime tabii ki. Buradaki yer yeterli gözükmüyor. Bu değeri p ifadesine yerine koyarsam bir ifade elde edebilirim ama ne yazık ki burada doğrusal değişim olmaz ve Raoult yasasına benzemez ve son ifademiz p eşittir pa yıldız çarpı pb yıldız bölü pa yıldız artı parantez içinde pb yıldız eksi pa yıldız çarpı ya şekline dönüşür. P ile ya'nın değişimi doğrusal değildir ve çok daha karmaşık bir durumdur. Peki bu neye benzer? Bu şöyle bir şeydir. Yine aynı tür bir grafik çizeceğiz. Ve yine y eksenine toplam basıncı koyacağız ve t'yi de sabit tutacağız. Ve toplam basıncı gaz fazının bileşimi cinsinden bulmaya çalışacağız. X eksenine de yb'yi koyuyoruz. Yb 0 ile 1 arasında değişiyor tabii ki. Ve biraz önce çizdiğimiz grafiğe çok benzeyen bir grafik ortaya çıkıyor. Toplam basıncı YB cinsinden yazacaksak bunu A gördüğümüz her yere B ve B gördüğümüz her yere de A koymak suretiyle yapabiliriz. Bildiğiniz gibi YB eşittir 0 ise elinizde saf A var demektir. Yine bildiğiniz gibi PA yıldız burası tabii. YA eşittir 1 ise gaz fazı tamamen B maddesinden oluşmuştur. Buradaki buhar basıncı da PB yıldız tabii. AB'den daha uçucu örneğin A su B de etanol olsun. Ancak bu bir düz çizgi değil. Eğer Raoult yasasına uysaydı bir düz çizgi olacaktı. Tabii ki böyle bir durum yok. Az önce A etanol, B su olmalıydı. Ve bu denklemden açıkça görülmekte. Bu çizgiyi çizersek aşağı doğru uzayan bir yay elde ediyoruz. Peki, böyle bir eğri ne anlama geliyor? Bu da aynen birlikte mevcut olma çizgisi. Zaten işte böyle başlamıştık hatırlarsınız. Raoult kanunuyla bu yaptığımız türetmenin bir parçasıydı. Raoult yasası bize beraberce mevcut olma durumundaki bileşenleri veriyordu. Yani bize beraberce mevcut olma durumundaki kısmi basıncı ve mol kesrini veriyordu. Bu da sıvı ile gaz arasında mevcut olma çizgisi. Beraberce mevcut olma çizgisi. Ancak burada basınç artık sıvı fazdaki bileşimi değil gaz fazdaki bileşime bağlı. Daha önceden de bu durum göz önüne alınmamıştı. Biliyorsunuz. Şimdi bir deney yapalım. Burada bir nokta alalım. Yani sistem beraberce mevcut olma çizgisinin altındaki bir basınçta ise elimde tamamen gaz var demektir. Düşük basınçlarda sadece gaz fazı var biliyorsunuz. Bu gayet iyi bir durum çünkü bu çizginin altında bir yerde duruyorsam elimde ne var biliyorum demektir. Nokta buradaysa burada bir gaz bileşimi söz konusu ve buna karşı gelen bir P basıncı var tabii ki. Bu son derece açık bir nokta. Yine aynı kabı alayım. Üstünde tabii pistonumuz var. Buradaki P1 basıncından başlayalım. Tepeden uygulanan basınç P1 olsun. Bunun bileşiminde YB. Basıncı artırırsam basınç yukarı gidiyor. Burada gördüğünüz gibi bileşim değişmeyecektir. Sadece basınç artacaktır. Basıncı artırmaya devam edersek bir noktada beraberce mevcut olma çizgisine erişeceğiz. Ve basınç sıvı faz oluşturacak kadar büyük bir değere çıkacak. Ve kabımız da sıvı faz oluşmaya başlayacak. Kap içinde ufak sıvı damlacıkları meydana gelmeye başlayacak. Bunları aşağıya doğru yağarak aşağıda ufak bir sıvı havuzu oluşturacaklar. Bu yüzden bu çizgiye de
Chi çizgisi adı verilmekte. Biliyorsunuz ki bir önceki çizgiye kabarcık çizgisi demiştik. Buna da chi çizgisi, yani çiğlenme çizgisi diyoruz. Chi çizgisine erişince ilk sıvı damlacığı oluşacak. Burada da önceki duruma bağlı olduğu gibi, durumda olduğu gibi basıncı artırmaya devam ettiğimde üst bölgeye geçmeyeceğim. Çünkü bu bölge, çizdiğim bu diyagramda hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu bölge saf sıvı bölgesi. X ekseni ise sıvıdaki bileşim hakkında bize bilgi vermiyor. Çünkü YB'ye göre çizilmiş. Sadece gaz fazındaki bileşimi gösteriyor. Bu iki beraberce mevcut olma çizgisi arasında bir ilişki var mı? Evet var. Gelecek haftaya bu konuya da gireceğiz. Merak etmeyin. Bu verileri bir arada kullanmadık henüz. Pekala, burada ne oluyor? Basıncı artırdığımız zaman beraberce mevcut olma çizgisinin yukarısına doğru hareket ediyoruz. Basıncı artırmaya devam ettiğimiz zaman alttaki sıvı miktarı gittikçe artmaya başlıyor. Bu durumda gaz fazındaki bileşimi rahatlıkla bulabilirim. Basıncı artırdığımız zamanki gaz fazı bileşimi YB üssü olsun. YB üssü. Başlangıçtaki bileşimi ise YB olarak kabul edelim. Burada görüldüğü gibi YB üssü küçüktür. YB şeklindedir. Hatırlayacağınız üzere B daha az uçucu olan bileşendi. Basıncı artırdığımızda sıvı oluşumu da artar. Bu durumda gaz fazındaki bileşim değişir. Ve gaz fazında daha az uçucu olan bileşenin miktarı azalır. Ve gaz fazı daha uçucu bileşen olan A açısından zenginleşir. Aşağıda toplanan sıvı ise B açısından zengindir. Başka bir deyişle sıvıdaki B miktarı artar. Şimdi bu ikisini bir araya koyabiliriz. Sorduğunun soruya cevap olacak bu tabii ki. Bu ikisini bir araya getirirsek, başka bir deyişle Raoult diyagramını çi çizgisi diyagramıyla birleştirirsek, yani kabarcık çizgisiyle çi çizgisini bir araya getirirsek son derece kullanışlı tek bir diyagram elde ederiz. Burası toplam basınç olsun. Sıcaklık sabit. Elimizde iki tane bileşen var. Burada PA yıldız büyüktür PB yıldız. PA yıldız burada olsun. PB yıldız ise aşağıda bir yerde. Eğer x eksenini olarak xB'yi alırsam 0 ile 1 arasında tabii. Bu eksen boyunca beraberce mevcut olma çizgisini çizebilirim. Bu çizgi xB'ye bağlı olarak toplam basıncın değişimini göstermekte. Bunun üzerinde her nokta P ve XB değerleri tarafından tam olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki eksende XB olduğu müddetçe bu alt bölgeye girmem mümkün değil. Dolayısıyla X eksenine YB'yi de koyarsan 0 ile 1 arasında tabii ki YB cinsinden beraberce mevcut olma çizgisini bu şekilde çizebilirim. Bu çizgi de bize P'nin YB ile değişimini göstermekte. Bu çizgi ise toplam basıncın XB cinsinden değişimini göstermekte. Y çizgisi veya altında bulunduğum sürece alttaki eksen geçerli olacak. Diyagramı bu şekilde çiziyoruz. Üste kabarcık çizgisi, altta ise çi çizgisi var. Eğer bu noktadan aşağıya doğru iniyorsam önce kabarcık çizgisine gelirim. Eğer aşağıda bir yerdeysem ve basıncı artırıyorsam da çi çizgisinde bir noktaya gelirim. Gelecek derste imtihanımız var. Fakat çarşamba günü bu diyagramın nasıl kullanıldığına bakacağız.